Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin düzenlemiş olduğu makale kulübüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki çalışmayı tartışacağız. Bunlardan bir tanesi Antonio Capalbo'nun daha 6 ay önce yaptığı mozaik embriyolarda bir seçmeme çalışması, bir non-selection çalışması. Aslında literatürün uzun süredir beklediği bir çalışma olduğunu belirtmek istiyorum bu çalışmanın. Bu çalışmayı Sayın Doktor Volkan Emirdar sunacak. Sonrasında da sevgili dostum Profesör Doktor Volkan Turan'ın bu çalışmayla ilgili yorumlarını dinleyeceğiz. Ardından da yine ilişkili mozaik embriyo transferleriyle ilişkili bir konuda bu sefer bir çalışma değil, PGDIS'in güncel görüşünü sizlerle paylaşacağız. Bu sunumu sizlere Doktor Süleyman Aktun'a yapacak. Sonrasında da görüşlerine çok kıymet verdiğim Sayın Doçent Doktor Evrim Ünsal hocamız da bizlere PGDIS'in yeni güncel görüşünü, 2022 görüşünü bizlerle bu konu hakkında yorumlarını dinleyeceğiz. Umarım hem bizler için hem de tüm katılımcılar için verimli, aktif bir toplantı olmasını diliyorum. Bu hususta Volkan Hocam, isterseniz sunumlara başlayalım. İlk sizin sunumunuzla başlayalım. Evet hocam. Öncelikle bu akşam burada bana bu makale kulübünde görev veren başta Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu'na ve siz değerli hocalarıma teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Umarım hepimiz için çok keyifli bir toplantı olur. Güncel verileri birlikte tartışırız. Şimdi sunumumu paylaşıyorum. Ben bu akşam sizlere Mosaic Human Preimplantation Embryos ve de Developmental Potential in Prospective Non-Selection Trial isimli çalışmayı sunacağım. American Journal of Human Genetics'te 2021 yılında çok güncel bir multicenter çalışma. Hepinizin bildiği üzere aneuploidi konsepsiyonda gördüğümüz aneuploidi implantasyon başarısızlığı, gebelik kaybı veya konjenital problemli yeni doğanlarla karşımıza çıkmakta. Bu aneuploidilerin özellikle mitotik kaynaklı olması durumunda tüm embriyoyu etkilediğini biliyoruz ama post-fertilizasyon mitotik orijinli aneuploidilerin belli bir hücre grubunu etkilediğini ve embriyonik mozaisizme yol açtığını hepimiz biliyoruz. Yüksek çözünürlük NGS tabanlı genetik incelemelerde klinik trofeyktoderm biyopsisi ile 3-10 hücre üzerinden yapılan incelemelerde mozaisizm oranlarının %20'ler civarında görüldüğünü artık güncel veriler ışığında biliyoruz. Ve ilerleyen haftalara doğru gebelikte ise mozaisizm oranlarının binde 3'lere düştüğünü, prenatal testlerde, amniyosentez veya non-invaziv prenatal screening testlerde bu oranın binde 3'lere düştüğünü biliyoruz. Peki bu oran nasıl %20'lerden binde 3'lere düşüyor? Özellikle biraz önce bahsettiğimiz post-fertilizasyon mitotik orijinli belli bir hücre grubunda görülen aneuploidinin bu hücrelerin selektif eliminasyonu ve apoptotik süreçler sonucunda eliminasyonuyla mozaisizmin belli hücre grubunda sınırlı kalması ve öplate hücrelerin yine gelişimlerini sürdürmesiyle oranların düştüğünü öne sürmekteler. Peki insanlarda bununla ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Çünkü hala mozaik embriyolarla ilgili çok ciddi kaygılar bulunmakta. Çünkü bugüne kadar yapılan çalışmalar ve elimizdeki verilere göre dünyaya gelmiş IVF yoluyla dünyaya gelmiş sadece bebeklerin %3'ü mozaik embriyo transferiyle dünyaya gelmiş. Ve o yüzden çok fazla data bulunmamakta ve elimizdeki datada daha çok retrospektif ve gerçekten ciddi biaslar içeren çalışmalardan kaynaklanan datalar. Bu dataların özellikle çelişkili olmasının nedeni bugüne kadar yapılan çalışmalarda kullanılan mozaik embriyo transferi sonucu elde edilen gebeliklerde hasta grubunun aslında kötü prognozu hastalardan oluşması, daha önce öploid veya tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalar veya öploid embriyoları bittikten sonra mozaik embriyoların transferiyle gebelik elde edilen hastalar veya PGTA yapılmış embriyoların hiçbirinde öploid bulunamamış, sadece mozaik embriyolar ve anöploid embriyoları var ve bu mozaik embriyonun transferi sonucu elde edilmiş datanın bize yansıması bu grubun düşük reproduktif potansiyele sahip olduğunu göstermekte.
Peki biz bu çalışmayı değerlendirirken neyi gözünde bulunduruyoruz? Trofoiktoderm biyopsisiyle elde edilen hücre grubunda aneuploidi saptanması özellikle düşük ve orta derecede bir mozaizmin göstergesi olabilir ve bu embriyoların potansiyellerini gerçekten iyi planlanmış prospektif non-selection bir çalışma dizaynıyla çalışma yazarların karşımıza getirdiğini görüyoruz. Öncelikle mozaisizmin insidansını ve prevalansını değerlendirmek için kendi data setlerinde 2020-21 yılları arasında ortalama 38 yaşındaki kadınların blastositlerinden 6766 trofoektoderm biyopsisi sonucunda mozaisizm insidansını %20 civarında bulmuşlar. 18.7 saptamışlar. Bunların %20-30 arasındaki mozaisizmi low mozaik grubu %12.3, %30-50 arasındaki mozaisizmi de %4.8 olarak saptamışlar. %50-70 arasını %1.6, bu grubu %20 civarında bulurken %70'in üzerine anaploid olarak raporlamışlar. %20'nin altını ise euploid embriyolar olarak raporlamışlar. Bunun üzerine biraz önce de bahsettiğimiz bu mozaik embriyoların transferindeki çekinceleri ortadan kaldırmak için yani trofoektoderm biyopsisi anaploid veya mozaik gelen embriyoyu biz transfer ettiğimizde bu embriyonun reproduktif potansiyeli veya fetüsün yeni doğanın kromozomal stabilitesini değerlendirmek için öncelikle bir çoklu biyopsi çalışması yapmışlar. Yine bağışlanan 91 blastosistin trofoektodermini 4 parça şeklinde ve inner selmesinde farklı izole ederek NGS tabanlı çalışmışlar. Bu 91 embriyonun 75'inde bu işlem NGS biyopsi işlemi sağlıklı ilerlemiş ve 73'ünde de NGS sonucu sağlıklı olarak raporlanabilmiş. Ve çalışma sonunda gerçekten çok çarpıcı bir data ortaya çıkmış. Trofoektoderm biyopsi sonucu euploid rapor edilen blastositlerin, embriyoların inner selmeslerinde euploid olma ihtimali %99.6. Low mozaik trofoektoderm biyopsisi, low mozaik aneuploid rapor edilen grubun inner selmesinin euploid olma ihtimali 99.3 ve yine medium mozaik aneuploid rapor edilen blastositlerinde %95.5'inin inner selmeslerinin euploid olduğunu göstermişler. Ve bu üç grup arasında euploid, low mozaik ve medium mozaik grup arasında da inner selmeslerinin euploid olmasının anlamlı bir farklılık saptanmadığını, yani inner selmesin euploid olma ihtimalinin üç grup arasında anlamlı olarak farklı olmadığını göstermişler. Burada asıl problem high mozaiklerde ortaya çıkmakta. High mozaik trofoektoderm biyopsisi sonucu rapor edilen embriyoların %65'ini aneuploid olarak raporlamış ve bu saptamışlar. Tüm bu hazırlıktan sonra multicenter double blinded bir non-selection trial dizayn etmiş çalışmacılar ve bu çalışmada PGTA yapılan, IVF siklusunda PGTA yapılan euploid, low grade mozaik ve medium grade mozaiklerle mozaik embriyolarla single embryo transferi yapılan datayı bize sunmaktalar. Çalışmaya katılma kriteri olarak kadın yaşının 45'in altında olması, kendi oositlerini kullanması ve tüm oositlere ICSI yapılması ve transfer edilebilir en az bir embriyoya sahip olması bu çiftlerin çalışmaya dahil edilme kriteri olarak saptanmış. Çalışmanın en güzel yanlarından biri tabii ki blindly bu embriyoların klinisyenlere verilmesi. Yani NGS tabanlı trofoektoderm biyopsi NGS ile incelendikten sonra low mozaik veya medium mozaik saptanan embriyolarda euploid adı altında klinisyenlere verilmiş ve hem euploid hem de bu mozaik embriyolarla single embryo transferi klinisyenler morfolojik kriterlere bakarak gerçekleştirmişler. Çalışmanın primer outcome olarak implantasyon oranı ve canlı doğum oranı belirlenmişken sekonder outcome'ı yine düşük oranları, miscarriage rate ve neonatal outcome'ları doğum haftası, doğum kilosu, olumsuz sonuç olarak da kromozomal anomali saptanması olarak belirtilmiş. Çalışmanın allocation şemasına baktığımız zaman 1337 PGTA siklusundan 897 single euploid embryo transferi yapılmış ve 3 gruptan A grubu yani euploid embryo, single euploid embryo transferi 484 embryo ile yapılmış. Low mozaik grup 282 embriyolu gruptan oluşmakta ve moderate mozaikte yine 131 embriyo transferi yapılan gruptan oluşmakta.
Tüm bu transferler sonucu elde edilen 388 gebelikten de 38 yeni doğan, yine S&P tabanlı genotipleme ile herhangi bir uniparental dizomi veya herhangi bir anomali, kromozomal anomali olup olmadığı açısından da yine değerlendirilmiş. Çalışmaya dahil edilen hastalar ve gruplar arasında herhangi bir demografik veriler arasından farklılık saptanmamış ve reproduktif sonuçlara bakıldığında gerçekten inanılmaz birbirine yakın oranlarda canlı doğum oranları karşımıza çıkmakta. Neredeyse birbirine yakın, yani hemen hemen aynı %43, 43, 42.9 ve istatistiksel anlamda bir fark saptanmayarak canlı doğum oranlarına ulaşıldığı görülmekte. Ve yine istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadan düşük oranlarının birbirine çok yakın olduğunu 3 grup arasında da görmekteyiz. Burada sadece multivariat analiz yapıldığında canlı doğum oranlarını etkileyen blastosis kalitesi, morfolojik kalitesi, embriyo biyopsi değil ve sperm orijinin canlı doğum oranlarını etkilediğini görmekteyiz. Abort materyali incelenen 52 aborttan 4 abort materyali incelendiğinde hepsinin öplüit karyotipe sahip olduğu burada karşımıza çıkmakta ve 388 canlı doğumdan 26 tanesi gebelik süreçlerinde amniyosentez veya CVS ile prenatal teste tabi tutulmuşlar ve bu 26 tanenin hepsinde de yine öplüit karyotipe rastlanmış. Yine bu 388'de 26 düşük bir oran gibi gözükse de PGTA'nın aslında bu prenatal test sıklığını azaltma amacının da burada karşılandığını çalışmada söylemekteler. Bu hastalardan sadece bir tanesi, canlı doğumlardan sadece bir tanesi gelişme problemi nedeniyle tetkik edilmiş ve medium grade mozaicism saptanan gruptan elde edilen gebeliklerden bir tanesi hipometilasyon kusuru olan Beckwith Wiedemann sendromu olarak raporlanmış. Ama bu da yine PGTA'nın amaçladığı bir hastalık yakalama profili hastalığı olmadığı için çalışmayı etkilemediği burada belirtilmiş. Az önce söylediğim gibi 388 vakanın %9.8'i, yani 38 yeni doğan 3 gruptan oluşan 38 yeni doğan yine S&P genotiplemesiyle değerlendirilmiş ve bunların 38'inde öploid olduğu ve hiçbirinde uniparental dizomi olmadığı yine ortaya konmuş. Çalışma sonunda aslında bizleri ilgilendiren belki de en can alıcı, çarpıcı nokta. Burada mozaicism ve medium grade mozaicism nedeniyle embriyolar discard edilseydi, yani transfer edilmeseydi, medium grade embriyoların transfer edilmemesi durumunda %11 kümülatif canlı doğum oranlarında hem low grade hem de medium grade, yani %50'ye kadar mozaik embriyoların transfer edilmediği durumda ise %36'ya varan kümülatif canlı doğum oranlarında azalma olduğunu bir modellemeyle çalışmada ortaya koymuşlar. Burada özellikle çalışmanın sonunda discussion kısmında aneuploidinin belli bir hücre grubundan köken aldığını ve bu mozaicism durumunun değerlendirilmesi mitotik süreçlerde oluşan aneuploidilerin embriyonun inner selmesini etkilemediği ile ilgili konu hakkında vurgulama yapmaktalar. Ve özellikle low grade ve medium grade mozaik embriyolarla elde edilen gebeliklerde gebelik sonuçları, canlı doğum sonuçları, gebelik kayıpları veya kromozomal anomali risklerinde herhangi bir anlamlı artış olmadığının çalışmada da gösterildiğini belirtmekteler. Yine PGTA sonucu mozaik saptanan embriyoların transferiyle elde edilen gebeliklerde kromozomal anomali insidansında normal haploid embriyolardan bir fark olmadığı, bu hastaların gereksiz yere genetik danışmanlıklara ve boşu boşuna anksiyete içerisine girmelerine sebep olunmaması gerektiğine, yine gereksiz yere invaziv prenatal testler nedeniyle iatrojenik gebelik kayıplarına yol açılmaması gerektiğini burada vurgulamaktalar. Burada yine özellikle laboratuvarların kendi algoritmalarını, raporlama algoritmalarını, mozaicism derecelendirmelerini non-selection trial'larla, non-selection olarak değerlendirmeleri ve buna göre kendi algoritmalarını tekrardan gözden geçirebileceklerini. Yine burada ilk başta saptanan mozaik embriyoların mitotik orijinli mozaik embriyolardaki aneuploid hücre grubunun plasental mozaicism ve özellikle bu hücrelerin apoptotik süreçlerle regresi olduğunu düşündüklerini tekrardan dile getirmekteler. Ve yine burada kümülatif canlı doğum oranlarında mozaik embriyoların kullanılmaması durumunda %36'lara varan azalmanın olabileceği,
ve yıllık ortalama 50 bin PGTA siklusunun yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bunun çok ciddi bir maliyet, etkinlik ve canlı doğum oranlarında azalmayla sonuçlanabileceğini, tüm bu bilgiler ışığında tüm klinisyenlerin, bizlerin, laboratuvarların aneuploidi klasifikasyon kriterlerini tekrardan gözden geçirerek bu embriyoların kullanılması ile ilgili biraz daha cesur davranmalarının ileride sonuçları etkileyebileceğini vurgulamışlar. Bence gerçekten çok çarpıcı, etkileyici bir çalışma. Ama tabii ki bunun üzerine gelecek çalışmalarla daha fazla veriyle daha net tartışacağız. Birazdan herhalde tekrardan konuşacağız. Hepinize sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Volkan'cığım, bu güzel sunum için teşekkürler. Yayını gerçekten çok güzel sundun. Volkan Turan hocam. Hakikaten işler değişecek gibi duruyor yavaş yavaş uygulamalar. Tabii şimdi öncelikle ben giriş yapmadan önce bu çalışmaya da katılan ve bu çalışmaya emek veren Necati hocamla Kübra hocamı da tebrik ediyorum. Onların da çünkü bu çalışmada isimleri var, gördüm. Onun dışında şöyle, tabii burada non-selection kelimesi ne demek aslında? Bu çok önemli. Yani sonuçta bugüne kadar yapılan çalışmalar hep retrospektif olarak ve tabii ki doğal olarak da retrospektif olunca kötü hastalar üzerinde. Yani ya tekrarlayan başarısızlıkları olan ya da ancak mozaiki hani bulabilen hastalar, hiçbir şekilde normale bugüne kadar ulaşamayan hastalar. Ondan dolayı da burada tabii ki hem blinded olması klinisyenler açısından hem non-selection'la hastaların buna göre prospektif olarak dizayn edilmesi bu çalışmanın aslında en önemli yönü. Fakat tabii ki multicenter olmasının da gerektirdiği dezavantajlar da var aslında. Yani sonuçta multicenter olunca transferleri farklı hekimler tarafından yapılıyor. Örneklemeleri farklı embriyologlar tarafından yapılıyor. Örneklemeleri kimi mekanik yöntem, kimi lazer kullanıyor belki. Tabii lazer kullanımının bile mozaizme katkısı bulunabileceği çalışmalarla tabii gösterilmiş. Ondan dolayı da tabii laboratuvarlar arasında tabii burada tek laboratuvar olsa dahi yine laboratuvar arasında bazen 20'ye 80 ya da 30'a 70 oranların alınarak mozaizm oranlarının daha yükseklere veya daha düşüklere çekilebilmesi, düşük mozaiklerin öploid olarak kabul edilebilmesi, tabii bunlar hep nedenler, yani bu çalışmanın hani konsları prosları, yani ondan dolayı da yani buna göre ileride daha tabii geniş çaplı çalışmalarla daha kesin sonuçlar açıkçası olacak. Ama tabii ki bu çalışmadan sonra bazı değişiklikler artık klinik olarak uygulanmaya başlanacak gibi duruyor. Evet Volkan'cığım. Aslında mozaizm konusu tabii kümülatif gebelik oranlarını çok ciddi oranda düşürüyor. Yani bu embriyolar diskart edilirse. Tabii böyle olunca da PGTA sikluslarından hani optimal bir başarı beklemek de söz konusu değil. Tabii burada bu embriyolar hani transferde gene öncelik verilmeyecek. Bir sonraki makalede gene bunları tartışacağız. Ancak buradaki yanlış pozitiflik olasılığı aslında PGTA'nın başarısını sınırlayan bir durum. Tabii belki ileride yeni çalışmalara da ihtiyaç var. Mesela bu çalışmada herhalde o doğum sonrası %10'lar civarında UPD analizleri yapılıyordu. Kromozomal mikroarray ile analizler yapılıyordu yeni doğanlara. Hani tabii tüm popülasyon incelense senaryo nasıl olurdu gene soru işareti. Ama önemli bir ışık tuttu gibi bize. Yani hani bundan önceki retrospektif çalışmalarda, çünkü senin belirttiğin gibi hani kötü prognozlu hastalar hep çalışmalara dahil edilmişti. Bir miktar o yüzden implantasyon daha düşük, abortus sıklığı daha yüksek gibi duruyordu. Ama bu yanlış bir kanı olma olasılığını gündeme getirdi. Eklemek istediğim başka bir şey var mı Volkan'cığım? Şimdilik yok ama diğer sunumdan sonra yine hani biraz daha genişleyecek konu gibi duruyoruz. Tamamdır. Değerli katılımcılar, çok teşekkür ediyorum her iki Volkan'a da. Ayrılmayın lütfen. Sonrasında gene tartışmalarda beraber olacağız. Değerli katılımcılar, şimdi bu PGDIS'in güncellediği mozaik embriyolarla ilişkili görüşünü dinleyeceğiz. Sayın Doktor Süleyman Aktun'a tarafından. Sonrasında da Evrim Hoca'yla hep beraber tartışmaya çalışacağız bu konuyu.
Teşekkürler Şafak Hocam. Herkese merhaba. Öncelikle hem derneğe hem de değerli hocalarıma bu daveti için çok teşekkür ederim. Bugün tabii benim anlatacağım bir yayın, bir çalışmadan çok bir bildiri ve bir güncelleme olacak. Konumuz PGDIS Position Statement on the Transfer of Mosaic Embryos 2021. Yani aslında PGDIS'in 2021 yılında Mosaic Embryo Transferi hakkındaki durum bildirisini özetlemeye çalışacağım sizlere. Tabii bu bildirinin amacı şuydu. Bundan daha öncesinde de 2019 yılında hatta 2000, daha da öncesinde 2016 yılında PGDIS mozaikliklerle ilgili bazı görüşlerini bildirdi. 2019 yılındaki görüşlerin üzerinden az önce de Volkan Hocam'ın sunduğu çalışmalar ve benzeri aslında biraz da detaylarına bahsedeceğim. Diğer çalışmalarda geldikten sonra mozaik embriyo transferi konusunda hem klinisyenleri hem genetik testi uygulayan laboratuvarları hem IVF laboratuvarlarını hem de bizde çok olmasa da Amerika'da böyle bir konsept var. Genetik danışmanları bir kılavuz çıkarmak istediler ve 2021 yılında bu aslında 2021 diyoruz ama 2 hafta önce yayınlandı. Yayın çok çok yakın tarihte bir güncelleme yapıldı. Yayının giriş kısmına bakacak olursak tabii ki bu daha çok bir derleme olduğu için birçok farklı yayınlara atıfta bulunmuşlar. Öncelikle mozaikliğin klinik ve biyolojik bir gerçek olduğunu vurgulamışlar. Tamam biz mozaikliğin daha sonrasında biraz teknik detaylarına ineceğiz ama mozaiklik günün sonunda klinik bir gerçek ve düşük materyallerin %10'unda otozomal trizomik mozaiklik tespit edildiğine vurgu da yapmışlar Çen'in çalışmasından. Mozaik embriyo transferinin hem plasenta hem fötüs hem veya ikisini birden etkileyebileceğini göstermişler yine Wang'ın çalışmasında. Daha detaylarına ineceğimiz güzel bir çalışma var yine Grati'nin. Burada mozaik embriyo transferinin olası klinik etkilerinden bahsetmişler. Plasental fonksiyon bozukluğu, fetal kayıpları ya da diyabeti olan yaşamla bağdaşan durumlarda hasta çocuk doğumu şeklinde. Daha sonrasında mozaikliğin sıklığı insidansından biraz bahsetmişler. Bununla ilgili çok fazla yayın var. Range de çok fazlasıyla geniş açıkçası. Ne sıklıkta peki karşımıza çıkıyor mozaiklik? %2 ile 40 arasında bir farklı referanslarda atıfta bulunmuşlar yayında ama çoğunlukla birçok klinikte oran %5 ile 15 arasında. Birçok yayında da aslında bu karşımıza çıkan anoploidilerin %85'inin ya tam anoploid ya oploid çok küçük bir kısmının mozaik, daha küçük bir kısmının mozaik olduğuna dair yayınlar var. Bununla ilgili bir çalışmada yaşa göre değişken olabilir demişler. Aslında bu benim çok katıldığım bir durum değil. Çünkü birçok yayında aslında mozaikliğin yaş ile ilişkili olmadığı gösterilmiş durumda. Ama burada daha genel bir kavramda bulunmuşlar. Bu Carmen Rubio'larında olduğu yayından çıkmış. Kliniğe göre değişken demişler. Evet, bu bizim de katıldığımız bir görüş açıkçası. Kliniğe göre değişkenlik gösterebilir ve test laboratuvarına göre değişkenlik gösterebilir. Bunların sebeplerini birazdan daha detaylı tartışacağız. Tabii mozaiklik oranında bu false pozitif, hatalı pozitif olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. Bunun sebepleri nelerdir? Yani teknik olarak bakacak olursak, yine buradaki kılavuzda bunu tabii biyolojik, klinik, daha önemlisi uygulama ve analiz kaynaklı faktörlerden olabileceği ortaya konmuş. Birincisi biyopsi tekniği. Az önce Volkan Hocam da bahsetti. Belki Evrim Hocam bu konuda katkı da yapabilir. Biyopsi tekniğinin dahi mozaikliğe katabileceği bildirilmiş durumda. Tüpe koyma protokolü. Bu bizim genetik laboratuvarlar için çok kıymetli bir şey. Yani bu bir şekilde biyopsi yapıldıktan sonra onun bize ulaştırılma aşaması kısmının da aslında çok önemli olduğu birçok yayınla gösterilmiş durumda. Çünkü bunlar ilk ikisi daha çok IVF laboratuvarındaki etkenler ama daha sonrası genetik laboratuvarındaki etkenler. Bunlar birbiriyle bağlantılı aslında. Yayında da aynı şekilde bahsetmiş. Zayıf tüm genom amplifikasyonu. Bu nedir? Biz tabii ki PGT uygulaması yapmadan önce bir genom amplifikasyonu yapmak zorundayız. Ve eğer bu genom amplifikasyonu etkin bir şekilde olmazsa
Daha sonrasında bizim yani yeni nesil dizilemeyle artık bu işleri yapıyoruz. Kütüphane hazırlığı sırasında etkin olmayan bir kütüphane hazırlığı ve daha sonrasında NGS okuma sayıları. Bu nedir? Biz bir tane embriyo analiz ederken farklı platformlar var tabii ki. En az bir embriyo için 100 bin, başka bir platformdaysa 500 bin okuma almak isteriz. Güvenilir sonuç vermek için. Eğer daha öncesinden bahsettiğimiz bu biyopsiden, tüpe koymadan, genom aplikasyonlarına gelen bir sıkıntı varsa bu sayılara ulaşmamız mümkün değil. Bu da bizim analizlerimizi çok zorlaştırır. Daha sonrasında bir analiz algoritması. Bu analiz pipeline uyumsuzluğu. Bu nedir? Analiz algoritmalarını yaparken tabii ki öncesinde mozaiklik diye bir kavram yoktu. Eskiden array teknolojileri vardı. Farklı bir analiz algoritması vardı. Yeni nesil dizilemede şu anda 4'e yakın farklı ticari kit var. Açıkçası dünyada sıkça kullanılan. Bunların her birinin kendi analiz programları var. Ve her birinin kendi analiz algoritmaları var. Laboratuvarlar tabii ki bunları kullanırken o algoritmaları daha valide etmek zorunda. Birazdan da bahsedeceğim üzere. Çünkü bu algoritmalar değişebiliyor. Artık eskisi gibi kapalı sistem değil. Her laboratuvar kendi algoritmasını kendi analiz programında yaratabiliyor. Buradaki en önemli önerilerden bir tanesi de hem IVF laboratuvarları hem genetik tanı merkezleri günün sonunda mozaik embriyo oranlarını değerlendirmeli. Ne oranda bir farklılık gösteriyor mu? Buna bakılması gerekiyor. Burada yayında tabii ki burada hem RA'den hem NGS'den de bahsediyor. Bu mozaiklik daha çok hayatımıza yeni nesil dizilemenin NGS'in girmesiyle tabii ki başladı. Çünkü aşağıda görülebileceği üzere RA teknolojileri zamanında analiz aralığı dediğimiz bu trizomi, monozomi ya da öploidi gördüğümüz alan daha kısıtlıydı. Ama NGS'de bu alan daha logaritmik farklı bir yöntemde olduğu için monozomi aralığı, trizomi aralığı çok daha geniş olduğundan bu mozaikliklerin hem görsel olarak tespiti hem de programlar tarafından otomatize olarak tespiti çok daha yaygınlaştı. Ben burada belki daha sonra tartışmaya da konu olabilmesi için farklı birkaç mozaiklik örneği de koymak istedim açıkçası. Birinci embriyoda 11. ve 17. kromozomda monozomi yönünde bazı mozaiklikler görüyoruz. Bunların oranı da hiç bazı threshold'lara göre low mozaik ve medium mozaik seviyesinde. İkinci embriyoda ise 21. kromozomda trizomi yönünde low mozaik seviyede bir aneuploidi görüyoruz. Tabii ki bazen yayınlar bunları kromozomlardan bağımsız şeklinde değerlendiriyor ama genetik laboratuvarında işte çok da öyle olmuyor açıkçası. 11. ve 17. kromozomdaki bir mozaiklikle 21. kromozomdaki bir trizomi yönündeki mozaikliğin değerlendirmesi tam aynı şekilde değerlendirmiyor. Bunu tartışma kısmında belki tartışabiliriz. Sonuncuda ise biraz daha net bir mozaiklik var. High mozaik olduğunda işler zaten daha kolay. Burada 5, 11, 15 ve 18'de, 18'de high mozaik olmak üzere anoploidiler olduğundan burada danışmanlık çok daha kolay tabii ki. Burada tabii ki yine yayında insidansından bahsederken mozaikliğin ne kadar bunun false pozitif? Bununla ilgili biz tabii mozaikliği söylüyoruz ama false pozitif olma ihtimali de var mı diye irdelenmiş. Burada Nathan Treff çok eleştirisel bir araştırmacıdır. Onun yayınından bahsetmiş de ben oradan bir görüntü almak istedim. Burada kritik olarak yine az önce de bahsettiğim aslında arka plandaki kirlilikten bahsediyor. Çünkü aşağıda bir analizden bahsediyor. Herhangi bir sıkıntı yok, çok temiz. Ve buna rahat bir şekilde öploid diyebiliyoruz. Oysa yukarıda benzer bir embriyo. Burada biraz daha background çok daha kirli olduğu için 3. ve 22. kromozomda hatalı bir şekilde yazarın kendi düşüncesiyle mozaik embriyo olarak nitelendirebiliyoruz. Benzer şekilde bununla ilgili de bir örnek koymak istedim. Bu farklı bir analiz programının algoritmasında. Burada da yine çok biraz background kirliliği olan bir embriyo. 5. 6. 8. hatta 20. kromozomlarda bazı dalgalanmalar var. Programmer biz bunu otomatik mozaik algoritmasından geçirsek büyük bir ihtimalle tamamına bunların mozaik diyecek ve bize transferini de önermeyecek. Oysa burada çok yüksek bir background olduğu için
belki de farklı bir analiz algoritması geliştirmemiz gerekebiliyor. Bunlar tabii ki nereden mümkün? Yine aynı şekilde tekrar etmiş olacağım ama biyopsi tekniği, tübe koyma protokolü çok önemli. Laboratuvar kısmındaysa zayıf bir tüm genom amplifikasyonu varsa, zayıf tüm genom amplifikasyonu laboratuvarda tespit edildiği zaman farklı bir algoritma izlenmeli. Her embriyo, her amplifikasyon aynı şekilde laboratuvarda aynı protokolden devam etmemeli. Bunu da zaten laboratuvar öneriyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve analiz algoritmaları en sonunda da. Bu konuda bizim de aslında çok yani 10 gün öncesinde özellikle bu kalitenin ne kadar önemli olduğuyla ilgili küçük bir abstraktımız olsa çok kısa bir şekilde tek slide koymak istedim. Burada farklı merkezlerden gelen embriyolarda PGTA'nın kalite skorlarını değerlendirmiştik. Burada da yayında da benzer atıflar var. Kalite skorlarını merkezlerini değerlendirin ve onlara geri dönüşler yapın diyor öneri olarak. Çünkü kalite skorları bazı merkezlerin düşükse bu sizin hatalı mozaiklik, hatta hatalı kaotik embriyo vermenize kadar yol açabilir. Daha sonrasında yayın mozaik embriyo transferi sonuçlarına odaklanmış durumda. Kapalı balon yayını zaten Volkan Hocam çok güzel bir şekilde sundu. Tabii benzer şekilde yakın tarihlerde çıkan ve biraz farklı şekilde sonuçlar sunan yayınlar da var. Mesela kapalı balonda tabii ki %50 altındaki mozaik embriyo transferi avi paşasını etkilemez diye bir özet demiş olabiliriz. Ama Viotti'nin çok güzel bir yayını var. Yine 2021 yılında birazdan onu göstereceğim. Atıfta bulunulmuş. Lee'nin yine 2020 yılında yayınları var. Mozaik embriyo transferinin yüksek implantasyon başarısızlığı, artan düşük riski ve hele yüksek mozaiklik varsa daha da artmış riskle ilişkili olduğuna dair. Yine Nathan Treff'in bir az önce bahsettiğim yayında review'u var. 2500 vakanın mozaik embriyo transferi sonunda herhangi bir anormal bebek doğumu da bir artış gözlenmediğinden bahsediyor. Bu yayının içinde de yine Chen'in 2021 yılında bir yayını var. Onlar da yine mozaik embriyo transferi sonrası doğan 100 vakada herhangi bir anormal fenotip gözlemlediklerinden bahsediyorlar. Burada Viotti'nin yayınını özellikle belirtmişler, atıfta bulunmuşlar. Burada bir 5000'in üzerinde öploid plastokist ve 1000 civarında mozaik plastokist transferinden bahsediyoruz. Yayının sol tarafında bir tane figüründe öploid embriyoları mozaik embriyolarla ve tek bir kromozomda mozaikli olan, yani bizim kompleks mozaik, birden fazla kromozomda mozaiklik ya da tek bir kromozomda mozaiklik olan embriyolarla olan değerlendirmesini yapmışlar. Eploid embriyolarda implantasyon %57'deyken kompleks mozaiklerde %46, tek bir kromozomda mozaiklik görülenlerde %41 implantasyon var. Benzer şekilde ongoing pregnancy'de, devam eden gebelik oranlarında da benzer bir tablo var. 52-37-31 ve spontaneous abortion rate'leri de 8'den 20 ve 25'e çıkmış. Burası biraz ilginç açıkçası çünkü tek bir kromozomda bir bozukluk olduğu durumlardansa kompleks olan mozaikliklerde bu oranların farklı olmasını beklerdik. Yani kompleks mozaik bir embriyonun implantasyonunun tek bir embriyodaki tek bir kromozomdaki mozaiklikten daha yüksek olması çok beklenen bir durum değil. Bunu da şu eleştiri için kullanıyorlar açıkçası yayında. Eğer burada bir kompleks mozaiklik varsa ve buna rağmen implantasyon aranı daha ise acaba burada bir teknik mozaiklikten, böyle bir kavramdan bahsediyorlar. Açıkçası teknik mozaiklik demek de analiz algoritması ya da örnek kaynaklı olarak bir false pozitif mozaiklikten bahsedebilir miyiz şeklinde vurgulanmış durumda. Yayının ikinci kısmında yine ikiye ayrılmış high mozaik ve low mozaik şeklinde ve tabii ki high mozaik olanlarda low mozaik olan duruma göre çok daha başarısız hem implantasyonda hem de amenin gebelikte daha düşük oranlar tespit edilmiş. Ama dediğim gibi buradaki en ilginç olan nokta ve birazcık da eleştiriye açık olan nokta birden fazla kompleks mozaik olan bir embriyonun tek bir kromozomda mozaiklik olan embriyoya göre implantasyonun daha düşük olması. Yayındaki tek figür aslında bu. Bir de biraz da yayının özeti durumunda. Günün sonunda bu kılavuza diyor ki eğer
düşük seviye %20'nin altı zaten upload olarak kabul ediliyor. Eski çalışmada da böyleydi. Bu çalışmada da aynı şekilde. Ne kadar mozaiklik seviyesi artarsa burada artık threshold'lar da kaldırmış. Eskiden %20, 20-40, 40-60, 60-80 gibi threshold'lar vardı. Laboratuvarlara göre değişen ama şu anda o threshold kavramlarını birazcık kaldırmış. Ne kadar mozaiklik yükselirse o kadar tabii ki implantasyon oran düşer, miscarriage artar, live rate düşer şeklinde bir yorum yapmış. Monozomi ile trizomiyi de burada ayırmamış. Temel özeti aslında çalışmanın bu şekilde. Biraz daha yuvarlak yorumlar yapmışlar. Aslında eski kılavuzlar daha netti. Şu anda bu yeni çıkan yayınlardan sonra biraz daha yuvarlak yorumlar yapmışlar. Sonrasında birkaç tane öneri var burada yapılan. Birincisi genetik laboratuvarına öneriler şeklinde sunulmuş. Tabii ki diyor ki NGS tabanlı analiz algoritmalarınızı gözden geçiriniz. Bunu zaten bahsettik. Çünkü hatalı mozaiklik sonucuna yol açabilir. Raporlarda alt ve üst mozaiklik sınır değerlerini mutlaka hem belirleriniz hem de raporlarınıza belirtiniz. Bu çok önemli. Bu zaten uzun yıllardır. 2019'dan beri mutlaka yapılan bir oran. Burada tabii ki genetik laboratuvarlara göre bu oran değişebilir. Bazı laboratuvarlar %20-80 arasını kabul ederken bazı laboratuvarlar %30-70, bazıları da %30-80 arasını threshold olarak kabul ediyor. %20'nin altını mozaiklikleri upload olarak raporlanması yine öneri olarak sunulmuş. %80 üzerini unupload olarak raporlanması öneri olarak sunulmuş. Ama dediğim gibi burada bir farklılık gözlenebilir. Burada bir diğer nokta da yine background'da atıfta bulunmuş. Eğer örnek ya da analiz kaynaklı bir gürültü varsa sizin analizinizde bunu da mutlaka göz önünde bulundurarak mozaikliği raporlayın şeklinde sunmuş. Alttaki görüntüde bir önceki PGDIS'in 2019'daki aslında kılavuzundan bir görüntü. Orada çok daha böyle bu şekilde sunulmuştu. %20 ve 80 aralığını sadece bildirin. Bundan iki yönde de artan riski sadece raporlayın şeklinde. Daha detaylarında genetik laboratuvarlar öneriler kısmında tabii ki birazcık da eleştirisel yorumlar da var açıkçası. Burada tabii ki bazı laboratuvarlarda biraz da ticari kaygılar sebebiyle mozaikliklerin raporlanmadığı ya da unupload, full unupload olarak raporlandığını eleştirmiş. Böyle bu durumlarda tabii ki embriyo based HR, embriyoların boşu boşuna kullanım dışı hale getirilmesini eleştiride bulunmuş. Burada eğer herhangi bir gürültü varsa ve burada net durumlar net değilse daha doğrusunun bunu sonuçsuz ya da kompleks mozaik olarak raporlanması olarak sunulmuş. Burada Nathan Treff'in de yayınına yine atıfta bulunmuşlar. Oradan iki tane benzer ona uygun görüntüler koymak istedim. Tabii ki PGT analizi yaparken bir mozaikliği program otomatik olarak değerlendirebiliyor ama bir kromozomun üzerinde birçok noktayı da okuma alıyorlar PGT analizinde programlar. Buradaki her noktadaki mozaiklik oranı aynı değil. Yani kromozomun farklı noktalarında değişkenlik gösterebiliyor. İki tane örnek göstermek istedim burada. 10. kromozomda burası bizim öplüğü çizgimiz. Buraya yakın giderken bundan her biri bir nokta analiz noktası. Buradaki yükselişe program mozaik olarak otomatik ortaya bir çizgi çekmiş. Burada belli bir oran belirlemiş ama eğer biz buraya baksaydık mozaiklik farklıydı. Daha yukarıya baksaydık mozaiklik oranı farklıydı. Eğer otomatik olarak programın mozaiklik oranlarını kabul etmeyip de kendimiz kontrol etmek istersek bunları yapabiliyoruz şu anda. Bu da 21. kromozomda. Bir ucunda kromozomun farklı bir noktadayken daha sonrasında yukarıya artışı program bir ortalama olarak normalize ederek ortasında bir otomatik mozaik hat çizmiş. Yani burada kritik olan özellikle artık yeni bu yeni yayınlardan sonra da low mozaiklikle high mozaiklik arasında biz bir ayrım yapmaya başlayacağız gibi gözüküyor. Eğer burada bir sınırda kalma durumu varsa low mozaiklikle high mozaikliğin burada bu kromozomun her yerindeki mozaikliğin eşit olmayabileceğini analiz kısmından bahsediyorum. Gerçekte tabii ki bu böyle değil. Ama analiz kaynaklı olarak bunu bilerek raporlarımızı vermemiz gerektiğini programlar öneriyor. Burada bir diğer önemli nokta tabii ki validasyon kısmı için bu non-selection trial'ları yapmak ya da retrospective trial'ları yapmak o kadar da kolay olmayabilir. Ama bunun için daha pratik bir yöntem sunulmuş. Artık bu konuda
Dış kalite laboratuvarları var yine CEKAS, EMQN gibi dünyada ve bunlar mozaik embriyolarla ilgili her sene çevrimler yapıyorlar ve bunlara katılabiliyor. Bunlara katılarak da mozaiklik algoritmasının ne kadar doğru olduğunu, raporlar ne kadar doğru olduğunu valide edebilir genetik laboratuvarlar. Tüp bebek merkezine öneriler kısmında çok bir detay yok açıkçası. Yine trofaktörün biyopsiyle 5 ile 10 arası elde edilmeye denmiş. Özellikle yıkama ve tüpe koyma protokollerinin çok iyi uyulması gerekiyor demiş. Bunlarla ilgili örnekleri sunduk. Kendi merkezlerinin mozaiklik oranlarının takip edilmesi gerekiyor. Eğer bir merkezin mozaiklik oranı %25-30'lardaysa o zaman belki genetik merkezinde merkezin oranlarını da sorgulamak gerekiyor. Merkezin kendi oranları %5 iken tüp bebek merkezi oranı %25 ise orada uygulama kısmında bir sıkıntı vardır. En sonunda da klinisyenlere ve genetik danışmanlara önerilerde bulunarak bitmiş yazı. Burada tabii ki bu figürü koymak istedim özellikle. Mozaiklik tabii ki biz burada bir trofaktörün biyopsiyle çok küçük bir parçayı inceliyoruz. Embriyon tamamını incelemediğimiz için bunu mutlaka hastaya anlatırken bu sonucun embriyon tamamını yansıtmayacağı bildirmemiz gerekiyor. Çünkü hatalı sonuçlar olabilir. Mozaik simülasyonu teknik ve biyolojik faktörler sebebiyle genetik test sonuçlarının %100 güvenilir olmayacağı mutlaka bildirilmeli. Az önce gösterdiğim üzere belki mozaikle anlatmak için hastalara PGTA'da kullanılan grafik gösterilebilir. Görsel olarak onu kullanmak, danışmanlık vermek için çok daha kolay olacaktır. Daha sonrasında onan formları, bu çok önemli. Mutlaka mozaikliği de kapsamalı alınan hastalarda onan formları ve olası transfer risklerini de kapsayacak şekilde düzenlenmeli. Bütün günün sonunda tabii ki biz mozaikliklerden bahsediyoruz ama eğer ortada bir normal haploid embriyo varsa öncelikle edilmesi gereken bu normal haploid embriyolar. Ve hatta program diyor ki her ne kadar tabii ki stres ve maddi yük getirse de eğer haploid bir embriyo yoksa hasta yine de ek bir süklüsle haploid embriyo elde etme şansı olduğu bildirilmeli mozaik embriyo transferi yapmadan önce. Burada yine en başlarda da gösterdiğimiz Gratin'in bir yayını vardı. Güzel bir yayın. Bu bir mozaik embriyo transfer önceliklendirme algoritması olarak bunu sunmuş. Yayında da yine bundan bahsedilmiş, değerlendirilebilir. Burada bir bu tabloda bir composite score, yani farklı farklı kromozomların risk skorları çalışılmış. Burada ne göz önünde alınmış? Yaşamla bağdaşma riski, düşükteki görünme oranları, IUGR riski gibi skorlar göz önünde alınarak hepsinin toplamından bir skor elde edilmiş. Burada tabii ki bazı kromozomların skorlarının sıfır olduğu 1-3-9-11-19 gibi belirtilmiş. Yani risk yok. Bunların transferi çok daha kolay. Transfer için de 4'ün altında olanlar transferde kullanılabilir şeklinde öneriler var. Yani bu danışmanlık kısmında yararlanabilecek tablolardan bir tanesi. Aslında 2016'daki yayınlar ilk çıktığında PGDS'in bu mozaiklik kavramıyla ilgili onlar daha kromozoma spesifik önerilerde bulunmuşlardı. Yani 13-18-21'e dikkat edin. Onların mozaik trizomisi varsa onları önceliklendirmeyin. 14-15 uniparental dizomiden dolayı önceliklendirmeyin şeklinde. Ama gün geçtikçe artık biraz daha genel, daha yuvarlak açıkçası yorumlar yapmaya başlamışlar. 2021 yorumunda spesifik olarak kromozomlarla ilgili bir herhangi bir net bir kılavuzluk yok açıkçası. En sonunda da prenatal opsiyonlardan bahsetmişler. Burada da biraz tartışmalı durumlar var bence. Prenatal tarı tabii ki mutlaka önermeli. Acok'ta da yine yayınlanmış. Burada normalde bizim çalıştığımız genetikçi ve genetik hocalarımız herhalde buna kızacaktır. Çünkü NIPT'yi pek önermek istemezler. Özellikle mozaiklik olan durumlarda. Ama yayında diyor ki NIPT önerecekse 24 kromozomu tarayan testler seçilmeli. Tabii ki klasik NIPT yöntemleri yerine. NIPT sonuçlarındaki plasental mozaiklikten false pozitif olabileceği de bildirilmeli diyor. Ya da hatta bunu burada parsiyel, segmental diye de dediğimiz anaploidinin tespit edilemeyeceği de göz önünde bulundurulmalı. Ve bu sebepten bu durumdaysa amniyon sıvısı önerilmeli şeklinde tamamlanmış ve limitasyonlarından bahsetmiş. Ama günün sonunda tabii ki en net sonucun hem amniyon sıvısıyla
ve gerekirse parsiyel bir durum varsa da daha ileri testlerle, moleküler kaydetme dediğimiz ileri testlerle ancak tespit edilebileceğinden bahsedilmiş. Teşekkür ederim. Süleyman Bey, güzel sunum için teşekkür ederiz. Şimdi Evrim Hocam, duyabiliyor musunuz beni? Volkan Hocam'ın da isterseniz görüntüsünü alalım. Tüm katılımcıların, yani tüm panelistlerin. Evrim Hocam, değerli görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu güncel guideline'la ilişkili veyahut da son görüşle ilgili PGDIS'in ne farklılıkları görüyorsunuz 2016-2019 yılına göre? Klinisyenlerin tavırları değişecek mi? Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi PGDIS'in statementlarını biz de uzun zamandır takip ediyoruz ve raporlarımızda da elbette ki rehberlerin doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Süleyman Hoca'nın da söylediği gibi 2016, 2019 ve 2021 aslında gitgide derinliği azalan bir rehber olarak karşımıza çıkıyor. Geçmiş rehberleri de yine göz önünde bulundurma ihtiyacı içerisinde kalıyoruz. Çünkü hem Capalbo'nun hem de Viotti'nin yayınlarına baktığımızda aslında bizim görüşlerimiz biraz daha Viotti'nin görüşlerine yakın şu anda rutin tecrübelerimiz doğrultusunda. Çünkü her şeyden önce mozaik embriyoları raporlayalım mı, raporlamayalım mı? Birinci soru bu. Biz kesinlikle mozaikliklerin raporlanması yönünde fikrimizi hala büyük bir şiddetle sürdürüyoruz. Bunun başında gelen de bir önceliklendirme. Süleyman Hoca bahsetti. Buradaki arka planda IVF laboratuvarından genetik laboratuvarında raporlama aşamasına kadar bazı parametreler var ki mozaikliği artırabiliyor. Kalite skorlarını etkilediği için de NGS bias dediğimiz aslında biyolojik olmayan sonuçların bizim karşımıza bir tuzak kurmasına neden olabiliyor. Bu tuzakları keşfetmemizin başında da bu bizim nihai olarak sonuca erene kadar yaklaşık 3 aşamada kantitatif bazı değerlendirmeler yapıyoruz. Bunlar çok kanıta dayalı net değerlendirmeler. Burada gözlemlerimiz özellikle tüpe koyma protokollerindeki aksaklıkları çok net ortaya koyuyor. Az önce gösterdiği Süleyman Hoca'nın merkezler arası farklılıklar noktasında bizi çok zora koşan bazı durumlar günlük pratiğimizi çok etkiliyor. Ve burada en önemli olan şey bu kompozit skorlar, önceliklendirme. Biz bu raporlamaları yaptığımızda mutlaka IVF laboratuvarlarına geri bildirim vermemiz gerekiyor. Öploid olan ya da mozaik olan embriyolarda, öploid bir embriyoyla biz mozaiklikleri raporlamazsak nasıl ayırt edecek IVF laboratuvarı? Daha gebelik elde etme kapasitasyonu yüksek, potansiyel, kompetan bir embriyoyu önceliklendirmediğimiz zaman belki diğer mozaik embriyoda şu an tartışmalı olan noktadan dolayı elde edeceğimiz başarısızlığın da altını çizmiş olacağız. O yüzden mozaikliklerin bu tartışmalar devam ede dursun. Mutlaka raporlanması gereği ortada bize göre. Ama burada kompozit skorlara göre kromozomlara bağlı olarak da riskleri ortaya koymak gerektiğini biz inanıyoruz ve genetik danışmanlık noktasında da Süleyman'ın orada gösterdiği tek bir kromozom mozaik aneuploidisi mi yoksa bir kromozom setinde mi bu mozaiklikleri görüyoruz? Biz de şurada Süleyman'ın gösterdiği slide çok değerliydi. Birden fazla kromozom setindeki mozaikliklerin gebelik başarısının yüksek ve düşük ihtimalinin de daha gebelik başarısının düşük ihtimalin yüksek olmasının altını çizen konu NGS biyaslar açıkçası. Birden fazla kromozomda dalgalanma şeklinde seyreden bir durum bu. Halbuki tek kromozom bozukluklarında ya da mozaikliklerinde daha net sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. Burada teknik anlamda da belki Süleyman'a bir soru da yönlendireceğim. Biz teknik olarak bu okuma derinliklerine bağlı olarak ister yatay olsun ister dikey olsun bu okuma derinlikleri ve her bir okuma tile dediğimiz okuma sınırlarımıza bağlı olarak değerlendirirken NGS biyasla biyolojik
mozaisizmi ayırt edebiliyor muyuz? Öncelikle bu soruyu ben sana sormak istiyorum. Çünkü bu ayırt etmelerimiz bizim aslında raporlarımızı genetik danışmanlık filtresinden geçirerek klinisyenlere ve hastalara sunmamız anlamına geliyor. Yani burada iki temel nokta. Bir, hangi kromozomlar tehlikeli? Bir, trizomi 21 mozaikliğini de aynı değerde mi tutacağız? 13, 18, 21 ve cinsiyet kromozomları için yaklaşımımız ne olacak mozaikliklerde? Kompleks mozaiklikler ve tek kromozom mozaikliklerini göz önünde bulunduracak mıyız? Bu konular çok değerli. Bir başka konu, önceliklendirmek mutlak çok önemli. Öploid hücreye daha bir imtiyaz tanımak ve transfer başarımızı ve gebelik başarımızı arttırmak noktasında nasıl bir yardım dokunabilir? Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Yine aslında PGTA bir embriyo transferinde morfolojik kriterlere göre seçim yaptığımızda öploid aneploid ayrımını yapamadığımızdan PGTA bize bu aneploid embriyoları ayıklama ve gebelik başarımızı arttırma yönünde bir destek veren bir teknoloji. Çok tartışmalı gitti. Neden? İşte bu saydığımız sebeplerden. Vitrifikasyon tekniği ancak gelişti. Biyopsi tekniklerinde en az 5 hücre almamız gerekiyordu ki %20 biyaz aralığını yakalayabilelim. Yani 5 ila 10 hücreyi biyopsi yapıyor olmamız lazım ki bu değerleri biçebilelim. Ve biyopsi arkasından tüpe koyma protokollerindeki gelişmelere mutlaka gebeydi sistem. Bu aşamaları geçtiğimiz noktalarda PGTA bir add-on mudur yoksa rutin pratiğin içerisine girebilecek bir metot mudur? Artık zannediyorum her IVF laboratuvarının uyguladığı ve bir add-on kavramının ötesinde rutin pratiğe giren bir teknik olduğu günden güne netleşiyor. İstersen Süleyman, o sorunun cevabını senden alabilir miyiz? Biz NGS kıyasla biyolojik mozaiklikleri ayırt edebiliyor muyuz? Ayırt etmeye çalışıyoruz. Aslında bir tane slide'da göstermeye çalıştım. Burada tabii ki örnek de çok önemli. İki tane örneği ele alalım. Bir tanesinde aslında gösterdiğim örneklerden biriydi. Her bütün kromozomlarda çok net. Çünkü bu programlar bir normalizasyon, smoothing, bir filtreleme de uyguluyorlar daha güzel görseller elde etmek için. Bütün kromozomlarda hiçbir hareketlenme yok. Tamamen hepsi log 2 çizgisinde. Ama bir kromozom %30 yukarıda. Bu çok daha biyolojik bir gerçeğe benziyor. Ama yine bahsettiğim şekilde okuma sayısı normalde 100 bin olması gereken bir embriyo yerine 60 bin okuma alan bir embriyo var ve bir dalgalanma var. Burada program tabii ki bunları genoma karşı bir şekilde anote ederek her birini yerleştirirken, genomla karşılaştırma yaparken eğer elinde yeterince veri yoksa o kadar da güzel grafikler çıkaramıyor açıkçası karşımıza. Ve biz bunları gördüğümüzde analizde yine de katı bir şekilde %20 mozaiklik threshold'unu uygularsak bu durumda hatalı pozitif mozaikliklerde elde edebiliriz. Burada ne yapabiliriz? Bazen yapıyoruz açıkçası. Mozaiklik threshold'umuzu %30'a zaten çektik yıllar içinde. Özellikle bu yüksek background gördüğümüz durumlarda daha iyi değerlendirme yapmak için analiz algoritmamızı değiştirerek buradaki artifaklarla biyolojik gerçekleri, çünkü program yeniden analiz yapıyor algoritmayı değiştirdiğimizde, buradaki farklılıkları yakalamaya çalışıyoruz. Yani burada sabit bir algoritma gitmek, sabit bir algoritmayla, sabit bir yaklaşımla gitmek pek uygun değil. Bu gerçekten embriyoya özgü, merkeze özgü, karşımızdaki background'da okuma sayısına hepsini değerlendirerek bir mozaiklik raporu vererek bu elimizden geldiğinde açıkçası ayırt etmeye çalışıyoruz. Ama yine de günün sonunda false positive'ler var mıdır? Olabilir. Çünkü özellikle tehlikeli 21, 18, 13 gibi kromozomlarda %30 seviyesinde mozaiklik görsek de bunları raporlamak zorundayız. Bazen açıkçası bunların bile gerçekliğinden şüphe ettiğimiz oluyor mu? Evet, oluyor. Ama bunları raporlamamak gibi bir durum söz konusu tabii ki olamaz. Bu arada şunu söyleyeyim, dinleyiciler için sorularınız olursa sorularınızı iletirseniz sonrasında ben de panelistlere sorabilirim. Bu hususta herhalde bu şey, hani ara kopya numaraları denmesi daha uygun belki. Yani mozaik kavramı direkt biyolojik mozaizmi bize ifade ediyor gibi. Evrim Hocam, şunu merak ediyorum. Aslında siz Süleyman Bey'e sordunuz bunu ama yani şimdi bu PGDIS'in son 2021 görüşüne göre
Yani eskiden etkilenen kromozomun tipine göre karar verilsin deniliyordu. Hani obstetrik komplikasyonlar UPD de dikkate alınarak. Şimdi o zaman trizomi 13-18-21 mozaizm olguları için hani senaryo değişecek mi? Yani hani orada çünkü PGDIS'te hiçbir belirti yok. Yani sadece mozaizm yüzdesi orada dikkate alınmış. Hani etkilenen kromozomdan da pek bahsedilmiyor yeni görüşte. Siz ne düşünüyorsunuz bu hususta? Yani yaklaşım değişebilir mi? Yani aslında Capalbo'nun yayınında da bu bir eksik. Biotin'in yayınında biraz daha detaylandırılmış hem kompleks aneuploidiler, mozaik aneuploidiler hem tek aneuploidiler. Tek kromozom aneuploidileri. Bunun yapılması lazım, hali hazırda devam etmesi lazım. Sanki PGDIS'in bu 2021 statement'ı geçmiş görüşleri koruyarak belli noktaları update gibi biz algıladık. Öyle algılamak istedik daha doğrusu. Çünkü bu kadar az konuya değinen ve çok da fazla bir güncelleme yapmayan, sadece temelde en söylenilen nokta düşük mozaiklikler, öploid olma olasılığı yüksektir. Tekrar eden biyopsilerde elde edilmiş veriler bu yöndedir. Yüksek mozaikliklerin de komplet aneuploidi olma olasılığı yüksektir. O yüzden bunların raporlanırken düşük mozaikliklerin öploid olarak, yüksek mozaikliklerin de total aneuploid olarak rapor edilmesi önerilir şeklinde, sanki bir update gibi biz bunu görüyoruz. Yoksa arka planda kromozomların mesela bir X kromozom, bir mozaik Turner ya da işte bir mozaik trizomi 21 ya da 13-18-21 ile ilgili mozaikliklerin göz ardı edilmesi, özellikle trofektoderm hücre beçine denk gelen aneuploid öploid oranına bağlı olarak bile değişiklik gösterebilecek bir durum ya da karşı mitotik hücredeki durumu da göz önünde bulundurarak bizim aslında değerlendirmeye aldığımız hücre beçinin ne kadar doğru sonuç verdiğini de bir değerlendirmek lazım. Orada trizomi 21'deki bir %30 mozaikliği göz ardı edebilmek çok kolay bir şey değil. Bu konuların belki biraz daha detaylandırılması, transfer edilen embriyoların hangilerine, kaç tanesine bu grup kromozomların denk geldiği ve sonuçlarının ne olduğunun özellikle bildirilmesi kıymetli. Benim aklımda sizi yakalamışken hocam şu soru var. Hani genel olarak öploidi oranları merkezler arasında farklılık gösterebiliyor. Mozaizm yüzdesi farklılık gösterebiliyor. Türkiye'de durum nedir? Hani genel olarak tabii az yapan merkezlerde bu işteki yanlış tespitlerin olması daha beklenilen bir senaryodur. Türkiye'de durum gerçekten böyle midir az uygulayan merkezler için? Artı çok uygulayan merkezlerde farklı sonuçlar görüyor musunuz? Yani isim vermeden, yani Türkiye üzerinde soruyorum. Elbette, elbette. Şöyle bir şey. Bizim aslında PGTA'da kurum olarak yurt dışı hizmet oranımız %80'lerde. Çok yüksek bir miktar. Ve burada daha yüksek sayıda embriyo işlemi alıyoruz. Ve bazen şöyle bir geri bildirimlerde bulunuyoruz. Embriyolog mu değişti laboratuvarda diye. Orada da çok kenetlenmiş çalışıyoruz. Onlar da çok ciddi bu işe eğiliyorlar. Çünkü tamamen odakları PGTA oluyor bu kurumların. Ve orada embriyolog değiştiği zaman bizim bunu geri bildirimde bulunmamızdan dolayı zaten hani bir şekilde bunun bu kadar bariz algılanmasını dikkate alıyorlar. Ve bazen bir şekilde Zoom toplantıları yapıyoruz onlarla. Pipet mi değişti, ne oldu, medium'un mu değişti? Çünkü bizim şöyle bir durumumuz var Şafak Hocam. Buraya gelen haftalık 600 civarı embriyo var. Bunlar 96-96 proses oluyor. Ve bu 96 embriyo diyelim ki 6-7 merkezden gelmiş farklı embriyo setleri aynı anda RAN'a girmeye başlıyor. Ve eş zamanlı bir koşma düşünün ve bariz bir şekilde tüpe koyma protokollerinin
eksik tarafları var mı, hatalı işlem yapılmış mı, fiziki muayeneyle başlıyor zaten. Bazen bizim gönderdiğimiz tüpler pembe geliyor. Yani içerisine mutlaka ekstra volüm kaçırmış oluyor embriyolog ve bu volüm değişimi de otomatik olarak PCR koşullarını etkiliyor ya da bizim onlara vermiş olduğumuz moleküler grade bufferlar yerine kendi laboratuvarlarındaki bufferları kullanmak şeklinde ya da ellerinde kalmadıysa direkt boş tüpe almak şeklinde bazı yaklaşımlar olduğunda ister istemez bu kalite skorları değişiyor ve kalite skorları değiştiği anda bu aslında bir normalizasyon aşaması. Referans genoma göre bir normalizasyon yapıyoruz. Ve burada kaliteli bir referans genoma göre örneğimiz arasındaki farklılıklar ister istemez bir trizomi ya da monozomi yönünde bir fluctuation'a neden olabiliyor. Sonuç olarak bizim burada bu QC skorlarında Türkiye'deki durumu sordunuz Sayın Hocam. Bariz bir şekilde merkez merkez ayrışıyor bu konu. Bazen biz istem kağıdında merkezin adına bakmadan embriyodan hangi merkez olduğunu anlama durumumuz oluyor. Bu çok net yani. Ve bu aslında her seferinde bizim biraz daha demotive ediyor. Hani geriye dönük bildirim verdiğimizde bir takım delilleriyle vermeye çalışıyoruz. Hangi sebeplerden kaynaklanabildiğini ifade etmeye çalışıyoruz ama embriyoloji laboratuvarlarında kimi zaman yapılması gereken şey şu. Aslında IVF işlemlerinin bir bütünü bu biyopsi. Sanki IVF'in dışında bir genetik labın bir işine karşılık verilen bir parça gibi kalıyor bazen. Öyle hissediyorum. Bunun sonucunda aslında birçok embriyoloji laboratuvarının bir genetik laboratuvarındaki hücrenin serüvenini de görmesi lazım ki kendi teslim ettiği örneğin nasıl başarılı bir sonuca ulaşabilir noktasındaki o tüpte gelişen olayları şahitlik etmesi gerekiyor gerçekten. Bu konuya biz uzun yıllardır çok emek veriyoruz. Yine global anlamda çalıştığımız gruplarda her zaman tartıştığımızda bizim önüne alamayacağımız konu bize kadar gelen kısımdaki bu tüpe koyma hatalarının gerçekten bizim uyguladığımız işlemleri gross etkilediği. Bu kısımları bence bir konsorsiyum bu. IVF laboratuvarı, klinisyen ve genetik grubunun bir diyaloğu. Bu diyaloğu gerçekten üst seviyede tutmak lazım ki bu mozaiklik oranlarını neden %2 ile %40 arası veriliyor? %5-15 sınırında genelde söyleniyor ama ideali %5. O zaman hani bu noktadaki o mozaikliklerin biyaz monozomi trizomiler olduğu şüphesiz. Bu noktaya odaklanmak gerekiyor. O yüzden bu geri bildirimlerin de kıymeti büyük. Ama konumuz dışı, gerçek mozaikliklerde de embriyo önceliklendirmesi amacıyla raporlanması çok değerli. Tamamen körlemesine hepsini öploid raporladığımız zaman bu önceliklendirmeyi bir şekilde devre dışı bırakmış oluyoruz. Ben konuşmadan çok ilginç bir şey vardı. Bunu Süleyman Bey de bahsetmişti de bu okuma sayısının önemi. Yani 600 bin sefer mi okundu? Herhalde bu test derinliği mi oluyor? Çok bilgim yok. Acaba bunu klinisyenlerin bilmesi faydalı olur mu? Tabii ki NGS mekanizmasının nasıl işlediğine. Bir de şöyle bir şey Şafak Hocam, Süleyman Hoca bahsetti. 4 farklı NGS metodu kiti var ticari olarak dünyada bulunan. Yanı sıra in-house yapılan bazı uygulamalar var. Şimdi burada denge unsuru çok önemli NGS'de. NGS cihazları çok kapasiteli cihazlar. Çok farklı örnekleri ister embriyo olsun, ister genomik DNA olsun, ister onkolojide sıvı biyopsi örneği olsun. Buradaki en temel konu bu farklı hasta materyallerini NGS RAN'ına aldığımızdaki dengeleme. Örnekler arası dengelerin mutlaka normalize edilmesi ve belli aşamalarda bunların eş koşuma, rekabetsiz başlaması gerekiyor. Eğer birbirleri arasında rekabet oluşacak olursa sonuç dengesizlikleriyle seyrediyor. Birbirlerinin okuma gücünü bir şekilde etkileyebiliyorlar. O yüzden ıslak laboratuvar süreçleri ayrı değerli süreçler. Bu analiz algoritmaları dediğimiz verinin belli noktalarda taşınırken veri kayıpları ya da veri dengesizliklerine yol açarak sonuçları etkileyebilecek pipeline dediğimiz o analiz algoritmalarının
kite uygun olmaması ya da in-house uygulamalarsa bunların adapte olmaması direkt sonuçları etkileyen ve embriyo kaybına neden olan bir unsur. Kesinlikle burada embriyo kayıpları olur. PGTA'nın veriminden çok hastaya bazı embriyolarının kaybına neden olabilecek noktalara gelebilir. Bu şüphesiz. Teşekkürler değerli görüşleriniz için. Şimdi sorularımız da var. İzninizle onlara da ben panelistlere yönlendireyim. Emre Pabuççu Hoca sormuş. Harika sunum için teşekkür ederiz demişler. Low veya high mozaicism için kaç adet trofoblast hücresini biyopsiyle alalım? Yani en az hücre sayısı kaç olmalı demiş Emre. Evrim Hocam. Yani guideline'a göre en az 5. Dediğim gibi %20 skoru yakalayabilmek için, hassasiyet oranını yakalayabilmek için en az 5 hücre alınmalı ama şöyle 9 hücreye kadar 10 hücreye kadar biyopsi yapmak rutin pratiğimizde olan uygulama. Ama bu oran blastosist hücresinin hücre içeriğine de bağlı. Çok güzel yayınlar var bu konuda. 200 hücre civarındaki blastokistten 20 civarında trofektoderm biyopsi de yapsanız etkilenme, implantasyon başarısını çok etkilemeyecek ya da düşük oranını arttırmayacak. Ama yaklaşık 80-100 civarı hücresi olan bir blastokistten söz ediyorsak burada durum daha değişik. Burada aslında Süleyman da altını çizdi. Bu bir terzilik Volkan Hocam'ın deyimiyle. Gerçekten elbiseyi hastaya göre biçmek. Yani sizin karşınızda biyopsi yaptığınız embriyonun durumu ne? Ona göre hücre biyopsisi yapmanız lazım. Hücreye zarar vermeyeceğiniz sayı ama alt limit 5, evet. Ama bunu sayamıyoruz zaten biyopsi yaparken. Hiçbirimiz kaç hücre aldığımızı etkin bilmiyoruz ama yaklaşık olarak aspire ettiğimiz hücreleri gözlemleyerek buna karar veriyoruz. Hücre sayısı az olan bir blastokistten agresif biyopsi yapmak doğru değil. Mutlaka çok iyi gelişmiş bir blastokist zaten hani herkes için kolay bir konu ama özellikle bazı problemli inermesin denk geldiği hücreler ya da işte az sayıda hücreyle gelişimi devam eden blastokistler bunlarda denge mümkün olduğunca alt sınırda biyopsiyi gerektiriyor. Peki şeyde çok hücreli yani hücre sayısı yeterli olan bir blastosist size gelen örnekte 5 hücre mi tercih edersiniz, 8 hücre mi tercih edersiniz? 8 hücre. biz 30 varsa 30 tercih ederiz. Bizim için en ideali ne kadar çoksa ama tabii ki günün sonunda biz her ne yapıyorsak gebelik başarısı artı hastanın eve bebek götürme oranını arttırmayla alakalı. Yani özetle 5 ila 10 hücre optimal blastosis hücre kaynağı olarak söyleyebiliriz. Bir hale daha ülkemizde blastomerden bile bu işlemler yapılıyor. Tabii mozaiklik olduğu için hiç biz bu konuyu açmadık bile. Ama blastomerden bile çalışmak zorunda olduğumuz durumlar olabiliyor. O yüzden 5 hücreli 10 hücre arası fazlasıyla yeterli. Yeterli. Bu herhalde az hücreyle çalışmak şunu yapıyor değil mi? Yani hani bu low grade mozaicism'lerin oranını arttırıyor mu? Yani hani 3 hücreyle çalışıldığı, istenilenin altında bir hücreyle çalışıldığında amplifikasyon problemleri mi oluyor? Tabii ki. Blastomer'e mesela özellikle blastomer geldiğinde ona spesifik bir amplifikasyon protokolü izliyoruz. Tabii ki bir hücreyle 5-10 hücrenin aynı amplifikasyon oranı olması beklenemez. Ama tabii ki trofektoderm olarak işaretlendiği zaman biyopsi, biz onun 5 mi 3 mü olduğunu tabii ki bilemiyoruz. İlk amplifikasyonundan sonra her birinde ölçümler alıyoruz. Ve bunlar arasında ciddi farklılıklar olabiliyor. Burada amplifikasyon verimi diye sonra yield olarak bakıyoruz. Birinde işte 30 iken diğerinde 15. Biz bunlar tabii ki bu aşamalar sırasında dengelemeye çalışıyoruz. Bu rekabeti eşit hale getirmeye çalışıyoruz. Bu ölçümler sayesinde en sonunda cihaza yüklemelerimizi yapıyoruz ama en baştan zayıf başlayan bir örnek bazen ne yaparsak yapalım günün sonunda da zayıf bir sonuç verebiliyor. Ve burada hatalı mozaiklik oranları da artabiliyor. Hatta dediğim gibi çok da iyi okuma alamazsa biz bunu kalite skorlarının altında olduğu için bunu belirterek raporlamak zorunda kalıyoruz. Teşekkürler. Recai Hocam, arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok öğretici anlattınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam.
Ece Garipoğlu Dalgın sormuş. Daha büyük numaralı kromozomlardaki %50'nin altında olan mozaiklik oranı küçük numaralı kromozomlardakine göre daha mı önemlidir? Düşük mozaik oranı olsa bile hangi kromozomda olduğuna göre embriyo transferi iptaline mi gitmeliyiz diye sormuş. Aslında Erim Hocam bahsetti. Ben de biraz sonunda bahsetmiş oldum. Özellikle 13, 18, 21, 14, 15. Biz raporlarımızda zaten bunu belirtiyoruz. Eğer bu tehlikeli diye azettiğimiz kromozomlardan birinde bir mozaiklik varsa bunun transferini net bir şekilde önermiyoruz. Ama diğer kromozomlarda bir mozaiklik varsa buna genetik danışmanlık öneriyoruz. Yani genetik danışmanlık eşliğinde transferde öplöiden sonra önceliklendirmede ikinci sıraya yerleştirebiliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Evrim Hocam? Aslında derin bir konu ama Volkan Emirdar hocamız da çok güzel sundu. Bu tür çalışmalar devam edip derinleştikçe avantaj dezavantajı ortaya çıkacaktır. Ama güncel noktada hala hiç kimse demiyor ki bu mozaiklikleri değerlendirmeyi tümden arka plana atalım. Mutlaka bunu takip etmek durumundayız embriyo mozaisizmini de. Ama hasta yararına da mesela bizim yaşadığımız en çok karşılaştığımız sorulardan biri de mozaik embriyo transfer etmek durumunda kaldığımızda bir birden fazla böyle bir aday embriyo olduğunda ikisini birden verebilir miyiz? Tabii bu Süleyman ve benim dışında daha çok genetik klinik genetik hocalarımızın genetik hocalarımızın yorumuyla ilerleyen bir süreç. Ama hani yine hocalarımızın da genel yorumu mutlak bu embriyoların tek tek transfer edilmesi ve yine mozaikliğin görüldüğü kromozomlara göre önceliklendirilerek başlanması yönünde. Sonuçta tek hücre, tek embriyo transferlerinden de IVF merkezleri oldukça yüksek başarı elde ediyorlar artık. Neredeyse yaş bağımsız bu bir ölçüde Türkiye'de kazanılmış bir mecburi beceri oldu. Çünkü yönetmelikler gereği birçok hastayı bu şekilde yönetmek zorunda kaldık. Ve sonuç olarak hani tek embriyo transferleri hala çok değerli. Mozaik embriyolarda da bu transfer stratejilerinde hastaya tabii ki bazı önerilerde bulunulabilir ama hasta kararı doğrultusunda da ilerleyerek bu transferler sonrası oluşan gebeliklerin de yine prenatal yöntemlerle takip edilmesi gerekliliği, doğum sürecine kadar mutlaka takibinin olacağının hastaya bildirilip yazılı onama alınarak bu transferlerin yapılması önemli. Ben buradan Volkan Turan hocama şunu sormak istiyorum. Orada PGDIS'te prenatal tanı testlerinde Volkancığım hani tüm kromozomların analiz edildiği non-invasive prenatal tanı testleri kullanılabilir gibi bir görüş bildirmişti. Ondan sonra bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi aslında ben orada biraz şüpheye düştüm. Neden dersen, çünkü şimdi sonuçta biz bu prenatal tanı testlerinde NIFT testlerinde ne yapıyoruz? Zaten apoptoz olan ve trofoblastik yani apoptotik trofoblastik hücrelerin anne kanına geçmesi ve buradaki hücrelerin belli bir oranda toparlanmasıyla beraber bu test yapılıyor. Yani tamamen çoğu plasental aslında ve aslında bu da mozaizmin en fazla olduğu şey yani en fazla görülebileceği alan yani trofoektodermik alan olarak yani daha çok perifere itilme eğiliminde olabilir. Yani bu şekilde hücreler yenilenirken ve ondan dolayı da yani burada ben NIFT testleri hani hiç mozaizmle ilgili bir şey almadım bugüne kadar sonuç. Şimdi benim de kafamda böyle bir soru oldu aslında bunları dinlerken. Yani bugüne kadar niye hiç mozaizm diye bir şey almadık yani bir sonuç almadık yani ya negatif ya pozitif yani ama hepsi apoptotik hücre sonuçta bunların yani nerede belki mozaik bir hücre var ya da bir anormal hücre var. Daha çok dökülme eğiliminde, daha çok dışlanma eğiliminde olanlar ve kana karışan. Ya burada 24 açıkçası yani 24 çalışılmasının net olarak hani ben Evrim'e atacağım topu. Hani net olarak bize ne getirir ekstra ben açıkçası çok emin değilim. Ama yani benim o konuda da şüphem açıkçası arttı yani bu şeyden sonra, bu tartışmalardan sonra. Hani bir NIFT testine de ne kadar güvenilir bundan sonra, nasıl bir raporlama sunuyorlar? Hani tamam bir 10 percentil şeyi var, oran var, hücre sayısı var ama
bu hücre sayısının bile yani orada daha çok anormal hücrelerin veya mozaik hücrelerin oluşturduğu hücrelerin olma ihtimalinin yüksek olma olasılığı olan hücreler bunlar. Ondan açıkçası biraz kafam karıştı bu konuda. Volkan Hocam, biz de okuyunca açıkçası çok yadırgadık bu önerilerini. Çünkü NIPT'de sizin de dediğiniz gibi parsiyel aneploidileri göstermiyor. Confined placental mozaicism var. Bozacının şahidi şıracı der Volkan Hoca. Yani hani burada bu yöntemin tercih edilmesi bizim de hani çarpıcı geldi bize açıkçası. Niye böyle bir şey önerildi diye. Çünkü en ideali Süleyman'ın sunumunda da mutlaka amniyosente ve moleküler karyotipleme, mozaiklikleri de görebilmek için konvansiyonel karyotiplemenin ötesinde. Gold standard metot bu ama böyle bir statement o gündeme geldi ama hakikaten bu konuyu biz de anlayamadık açıkçası. Evrim Hocam, sizi yoracağız bu akşam gibi duruyor. Bir soru Erol Tamergen Hocam'dan. Klinisyenler tarafından çok da bilinmeyen ve yorumlanmayan bu konuda oldukça yararlı bilgiler aldık. Merkezlerde yapılan biyopsi alma ve tüpe yerleştirme noktasındaki önerilerinizi daha net anlatabilir misiniz? Mesaj istiyoruz hocam. Tabii. Erol Hocam, tabii ben eski bir embriyolog olarak bir de yıllarca çok fazla merkezde arkadaşlarım, meslektaşlarımla biyopsi yaptım. O laboratuvarlara biyopsi yapmaya gittim uzun yıllar. Bu da hem farklı laboratuvar setuplarında, farklı manipülatörlerde, lazer ya da mekanik, farklı kondisyonlarda nasıl sonuçlara vardığımız, neler yapabildiğimizi izleme şansı verdi. Ama geldiğimiz noktada en önemli konu şu, biyopsi yöntemleri mutlaka intak bir hücre kümesini biyopsi edebilecek nitelikte. Çünkü trofektodem hücreleri çok yapışkan hücreler ve böyle sürekli çekiştirecek hareketlerle manipülasyonlarımızı yapacak olursak hem embriyoya hem o trofektodem junctionları arasındaki haraplanma sebebiyle bir şekilde DNA hasarlarına yol açabildiğimiz metotlar ortaya çıkabiliyor. En ideali aslında semi lazer, semi mekanik, yani birazcık o trofektodem hücrelerinin esnetilip tam bir birleşme junction noktalarından düşük şiddette bir lazer atımının takiben ve ince hassas bir şekilde mekanik bir ayrıştırmayla hiç yapışmamış intak bir hücre kümesinin biyopsisinin yapılması en temel başlangıç. Ama bu hücreleri küçük bir parça olduğu için embriyolog arkadaşlarımız bunları yıkamaktan, belli dropletler içerisinde gezdirip de tüpün içine almaktan imtina edebiliyorlar. Ve dolayısıyla biyopsi ortamından çıkmış bir hücre direkt oradan alıp da tüpün içerisine koyduğunuzda bizler için çok büyük riskler ortaya koyuyor. En büyük risk maternal kontaminasyon. Bir kere IVF laboratuvarlarında dikkatten kaçan, zaman içerisinde çokça yaparken artık şöyle şeyler de yaşıyoruz. Böyle de yapsam sonuç veriyorlar gibi algı oluyor bazen ve direkt yıkamak yerine o ilk biyopsi drobundan tüpün içerisine koyarak bize gelen örnekler oluyor. İnanın yani en büyük zorluğumuz maternal kontaminasyon. Yani ICSI yapmadan IVF prosedürünün uygulanması ya da üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci güne kadar o kümülus hücrelerinden kurtulmadan biyopsiye embriyonun taşınması bizler için çok büyük riskler ortaya getiriyor. Maternal kontaminasyonu biz tek gen çalışmalarımızda elbette ki tespit ediyoruz ama NGS çalışmaları bunları çok da ayırt eden çalışmalar değil, aneploidi çalışmaları. O yüzden mutlaka embriyoloji laboratuvarlarının etkin bir şekilde ICSI prosedüründen itibaren bu kümülus hücrelerinden kurtulmak, bu biyopsi işlemi sırasındaki hassas ve intak hücreyi elde etmek, bu intak hücreyi yıkamaktan çekinmemeleri lazım. Çünkü bizim kullandığımız bu yıkama mediumların içerisinde protein var ve pipetin içerisindeki hareketini rahatça salınmasını sağlayan, yapıştırmayan özellikle bunlar. Mutlaka bunların yıkanarak aktarılması ve az bir volümle aktarılmış böylesi titiz bir çalışmayla işlere başladığımız anda kalite skorlarımızın iyi olmasının önüne geçecek bir sebep yok açıkçası. Bu kısım hakikaten çok değerli, çok kıymetli. Onun altını çizebilirim. Teşekkürler.
Bir sorumuz daha var. Soruyu soranın ismi yazmıyor ama Erol Hoca olabilir. Bir önceki sorunun devamı da olabilir. Volkan Hoca ile konuştum. Türkiye'de öploid embriyo... Çok özür dilerim. Şafak'cığım, bu Cengiz abi İstanbul'dan. Biz bugün konuştuk. İsmini söyleyeyim ben. Buradan da selam kendisine. Ben tabii çalışmalarda %70'e kadar oranlar belirtildi ama hani kendisinin daha çok hani %55'lere oran daha fazla olabileceği konusunda böyle yayınlar okuduğunu. Acaba bu farklılığın da hani bu örnekleme alınması ve farklı sonuçlar bildirilmesine bağlı mı implantasyon oranları değişiyor diye böyle bir soru olduğunu düşünüyorum, değil mi? Çok teşekkürler bu arada yardımcı olduğun için. Bir ara bir düştüm. Evrim Hocam. Beni duyabiliyor musunuz? Tabii duyuyorum. Soruyu bir daha okumak ister misiniz? Volkan Hoca ile konuştum. Türkiye'de öploid embriyo implantasyon oranı %55, Amerika'da %70 dedi. Bu farklı oran mozaisizm raporlama farklılığı olabilir mi? Veya neden bu farklılıklar var? Yani ıslak laboratuvar embriyo hasarı mı söz konusudur? Yoksa doğru sonuç vermiyoruz ve embriyoları boşuna mı transfer etmiyoruz? Bu başarıdaki farklılığın kaynağı ön planda sanki ne olabilir? Şimdi Türkiye'de bize ulaşan embriyoları değerlendirmeye başladığımızda önümüzde böyle bir fasikül oluyor. Yurt dışından gelen örnekleri değerlendirmeye başladığımızda 3-4 kağıt oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de ne yazık ki hasta başına PGTA'ya yönlendirilen embriyo sayısı oldukça az. Bazen porsiyonlandırma da yapılabiliyor. Bazen de bu PGTA değerlendirmesi aslında ileri yaş ya da day 6'ya kadar gelebilmiş, hani bu hastadaki bu durumu nasıl açıklayalım? Acaba tekrar eden bu başarısızlığının bir delili olarak da PGTA uygulaması bizim hasta danışmanlığımızda destek olur mu gibi de arka planda bazı konular var. Bunların tamamını değerlendirdiğimizde aslında PGTA'nın bir seçim için en aşağı 6 civarında embriyonun kullanılması gerektiğini söyleyen bir takım yayınlar var. Hani bir embriyo da tabii ki değerlendirmeye alınabilir. Ama biz sonuçta bir embriyo seçimi yapacak kadar embriyo değerlendirmiyoruz. En büyük fark bu diyebilirim öncelikle. Onun dışında da %70 bilmiyorum sayın hocalarım, Volkan hocam, Volkan Turan hocam, Volkan Emirdar hocam. %70 büyük bir oran, yani hani buna ulaşmak için biraz donör siklusları da mı içindedir ya da hani bu hastaların yaş ortalamaları nedir? %70 çok reel bir oran değil kıyasla. Yok, bunu normalde yani bu oranda belirten çalışmalar var ama dediğim gibi bu yani tek birkaç çalışma temelinde. Gene daha düşük bildiren çalışmalar da var. Tabii burada dediğim gibi burada kaç embriyoya ne kadar yapıldı? Hı-hı. Hani bu implantasyon başarısı sonuçta. Bu embriyolar arasından seçilip de koyulan embriyo da tabii oluyor otomatikman. Ondan dolayı başarı şansı artabilir ama tabii ki burada hastanın hani birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi. Aynı zamanda hani laboratuvar acaba laboratuvar ekstradan bir şeyi var mı? Genetik sonuçların acaba bir ekstradan önemi var mı? Bazıları otomatikman discard mı edildi acaba embriyolar şey yapılmadan, transfer edilmeden? Hı-hı. Hani bunun etkileyebileceği olabilir açısında bir soru ama olabilir tabii, bunu olabilir. Bilemeyiz, kesinlikle bilemeyiz. Yani çalışmalar bu konuda net bir şey söylemiyor zaten. Peki burada şey söyledik ya, embriyo kortunu aslında olabildiğince büyük bir kısmına yapmak uygun ki öploid yapıda embriyo bulalım. Şey görüşüne ne düşünüyorsunuz? Yani elde hastanın toplamda 4 blastosisti var ama en yüksek kalitede bir tane, iki tanesine yapıldı. Bu doğru bir yaklaşım mıdır? Hem Volkan hocama hem Evrim hocama soruyorum. Yani tabii şimdi hücre sayısını zaten sınırlı olan bir embriyoya bir de üstüne biyopsi yükünü bindirmek ne kadar doğru aslında, o da var işin içinde. Çünkü siz bu sefer ona biyopsi, tabii bu da aslında tartışmalı dediğin gibi. Çünkü biz ona biyopsi alsak belki hücre sayısını biz azalttığımız için implantasyon başarısını düşüreceğiz. Ama şöyle de bir durum var. Eğer siz iki tane yaptığınız embriyonun
ikisi de anormal gelirse ve öbür embriyo daha düşük grade'li embriyoyu normal olarak bulursanız, bu sefer de hastanın açıkçası bir ümidi olacak. Yani diyecek ki ya benim embriyolarım normalde olabiliyor diyecek yani. Demek ki bu ileride bir gebelik oluşma şansını elde edeceğini gösterebilir. Ama tabii bu dediğim gibi sonuçta tamamen embriyo ve hasta bazlı değerlendirmek lazım. Ben izninizle soruları biraz sorular birikmiş, çok da süre de kaybettik ama yani çok keyifli gidiyor bence tartışma, ama sorumuz şu: Türkiye'de embriyo transfer fiyatı genetik analizden çok ucuz, yaş nedeniyle PGD yapmak gerekli mi? Yani maliyet olarak etkinliği sağlıyor muyuz Türkiye konusunda? PGTA için mi acaba? Evet evet. PGTA uygulaması hani maliyeti de göz alındığında Türkiye'de uygulamak ne kadar mantıklı diye bir soru sormuşlar. Gerekli mi demişler. Türkiye'de çok ucuz konusu biraz tartışmalı. Dünyada mı konuşuyoruz? IVF oranla PGT pahalı. IVF oranla. IVF çok ucuz, PGT daha pahalı tabii ki. Çünkü dünyada yani IVF fiyatlar da pahalı. PGT'yi de sigortalar karşılıyor. Hı-hı. Amerika'da %40'ına PGTA yapılıyor. Ama bizde tabii ki dolar yükseldikçe bize gelen embriyo sayıları düşüyor net bir şekilde. IVF siklus sayısını artırarak başarıyı elde etmek daha mı mantıklı olabilir? Türkiye koşullarında doğru bir mantık olabilir ama hastaya bağlı. Genç bir hastaysa neden olmasın, ama burada yani yaş bağımsız monogenik hastalıklarda bile aneuploidi oranını yüksek gördüğümüz olgular çok. Bu konuda bizim hem çalışmalarımız hem bildirilerimiz var. Bu yüksek sayıda embriyosu var, hasta genç olsa bile aneuploidi ihtimali ve bu embriyoyu transfer ederek hastaya kaybettirdiğimiz zaman vesaire bir sürü argüman var, ama haklı olduğu taraf da var. Türkiye'de gerçekten tüp bebek bu kadar uygunken tüp bebekle hastanın şansını birkaç kez denemek de mümkün olabilir. Belki şöyle bir katkı yapabilirim burada. PGTA'nın tek amacı gebelik implantasyon başarısını arttırmak kadar burada az önce bahsettiğimiz bu tehlike 10-18-21'deki kromozomlardaki herhangi bir bozukluktan da hastayı korumak ya da UPD riski olan ya da düşük riskini sonuçta biz bir şekilde bunu yaptığımızda tamam belki ciddi oranda yük normal bulacağız genç bir hastada, ama yine de genç hastaların çoğunda az önce hocam da bahsettiği gibi hatta gayet fertil hastalarda da trizom 21-18 gördüğümüz hasta sayısı azımsanamayacak seviyede. Böyle bir hastayı bu riski niye alalım? Sırf bu sebepten bile bence eğer imkan varsa yapılması gerekiyor. Diğer sorumuz şu: genetik sonucu mozaik çıkmış bir embriyoya tekrar genetik çalışma yapıldığında sonucun değişik çıktığı durumlarla karşılaşılmış mıdır denilmiş. Aslen sormak istediğim blast bir embriyonun genetik olarak bölgesel farklılık gösterebilecek bir durumunu sizce söz konusu olabilir mi? Yani biyolojik mozaik. Evet, bu soruyu geçiyorum izninizle. Sonra 25 yaşındaki öploid embriyonun implantasyon oranı 40 yaşındaki öploid embriyo implantasyon oranı aynı mıdır demiş. Volkan'cığım cevaplamak ister misin? Sence Şafak? Yani neredeyse aynıdır diyebiliriz. Yani neredeyse aynı olabilir, ama tabii ki 25 yaşındaki her zaman bir sıfır öndedir. Çünkü şunu da işin içine katmak lazım. Yani sonuçta bir mitokondriyal DNA da var işin içinde. Yani bu da yaş ilerledikçe birçok şeye maruz kalıyor mitokondriyal DNA ve bunun mutasyonları da hücre için gerekli olan enerjinin elde edilememesi ve embriyondaki ekranın donmasına neden olabilir. Ondan dolayı da tabii ki gençler her zaman bir sıfır önde, ama benzer oranlar var literatürde genelde. Evet. 40 için benzer olabilir tabii. 44 belki, yani 40 daha ilerideki yaşlarda genetik normali bulunca belki biraz daha düşük oranlar çıkabilir ama. Bülent Gülekli hocam sormuş Evrim hocaya. Biyopsi yapılan embriyoların test edileceği genetik laboratuvarlarının ülkemiz için minimum standardı ne olmalı sevgili Evrim demiş Bülent hocam. Aslında Bülent hocam çok güzel bir noktaya değindi. Biz yıllar içerisinde şunu gördük. Bir laboratuvarın, servis laboratuvarının özellikle klinik uygulamalara da hizmet eden sonuçlar veriyor ise
Mutlaka uluslararası bir tıbbi laboratuvar akreditasyonu, 15.189 akreditasyonu olmalı. Yani bunu biz dördüncü çevrimi TAP kapsamına girmiş bir kurumuz. Yıllar önce buna gönül verdik. Buradan da edindiğimiz en büyük avantaj, Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok. Laboratuvarların işleyişini, uygulama iş akışlarının hepsi tanımlı. Bu tanımlara uygun bir şekilde çalışmaya devam ettiğimiz sürece, protokoller ve sistem içerisinde çalışmaya devam ettiğimiz sürece elbette ki daha hızlı, daha doğru yol alıyoruz. Sadece 15.089 akreditasyon değil, mutlaka bu laboratuvarlar dış akreditasyon programlarına yıllık katılmalılar. Çünkü her yıl bu programlara katılarak güncellenmiş Avrupa ya da Amerika menşeli bu otoritelerden bize gönderilen numuneleri çalışıyor, bunları raporluyoruz ve her yıl raporlarımıza başka bir katkısı oluyor ya da çalışmalarımıza. Çünkü buradaki hakemlerin farklı açılardan bizim sonuçlarımızı, yaptığımız ıslak laboratuvar uygulamalarını değerlendirmeleri yıllık bir update gibi gerçekten çok kıymetli. O yüzden dış akreditasyona mutlaka laboratuvarlar katılmalı, bunları da belgelemeliler. Yine bu uygulamalar yetkin molekülerci arkadaşlarımız tarafından hakikaten bu biyolojik materyalinin yüksek kıymetinin değerlendirildiği bir sistemle yürütülmeli. Birçok detay olabilir ama başlangıçta bunlar. Bir sorumuz daha var. Aynı embriyodan mecburen alınan farklı zamanlarda iki biyopsinin iki farklı genetik merkezinden farklı kromozom anomalileri sonucu vermesini ne şekilde yorumluyorsunuz? Çok olası. Söylediğim gibi yani burada biz bunu yurt dışında da yaşıyoruz. Bazen farklı gönderdiği bir yerden toplu no result ya da farklı bir sonuç aldığında tamamını biyopsi yapıp bize de gönderiyor. Ve hani bunu kör yapıyor, daha sonradan açıklıyor açıkçası. Şöyle, laboratuvarda aynı laboratuvar gönderiyor ise tüpe koyma protokolleri aynı embriyologsa ve aynı batch solüsyonlar üzerinden yürüyorsa hani o parametreyi sabit tuttuğumuzda genetik laboratuvarın NGS uygulamalarına bağlı tutacak olursak burada aslında çok olmaması gereken bir şey. Çünkü bu genom amplifikasyon uygulamaları ya da NGS kütüphane hazırlıkları belirtildiği ya da uygulanması gerektiği şekilde yapılıyorsa böyle çok bariz hasta sonucu etkileyecek farklar çıkmaması gerekir. Bazı bir takım mozaiklik farklılıkları belki çıkabilir ama hasta sonucunu değiştirecek nitelikte farklılık çıkmaması gerekir. Evet, sayın hocalarım, şu an bir ek bir sorumuz yok. Tüm hocalarıma soruyorum, ek bir katkınız olur mu? Son sözleri alalım. Yani teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu bence. Çok da faydalı oldu. Umarım herkes için de öyle olmuştur. Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. Özellikle klinisyenlerin laboratuvar ortamıyla arasındaki iletişim çok sıkı olması gerekiyor bence de. Güncellenmemiz açısından da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Herkese katılımı için çok teşekkür ediyorum. Şafak Hocam, biz de hem davetiniz için hem bu güzel moderasyonu gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için de çok keyifliydi. Hem Volkan Turan Hocam'la, Volkan Emirdar Hocam'la bir araya geldik. Sizlerin de katkısıyla güzel bir akşam oldu. Çok teşekkürler. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyif aldım. Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum. Bu emeklerinden, bu çabalarından dolayı. Umarım tüm dinleyenler için faydalı bir toplantı olmuştur. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.